İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk ve şube müdürleri birlikte düzenledikleri basın toplantısında OKS ve ÖSS sınavları ile ilgili bilgiler verdiler. Evet. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk, OKS ve ÖSS sınavlarında alınan sonuçlar, yakalanan başarı ve tercihler konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Baştürk yaptığı açıklamada İnegöl olarak artık hedeflerinin Bursa birinciliği ve Türkiye dereceleri olduğunu söyledi. Milli Eğitim adına ilk olarak işimiz eğitimdir. Daha sonra öğretim gelmektedir. Öğrencilerimizin başarıları, kalitesi, puanların yüksekliği ikinci planda değerlendirmek gerekir. Bundan dolayı geçen haftalarda ilçemiz bir mali gazetede bir emekli eğitimci abimizin yapmış olduğu bir yoruma katılmıyorum. Daha doğrusu biz eğitime önem veren, emekli olan abilerimizden, büyüklerimizden devamlı yardım bekliyoruz. Onların bilgi ve becerilerinden, birikimlerinden faydalanmak istiyoruz. Kaldı ki birçok emekli öğretmenimizle bu çalışmaları yapıyoruz. İlgili emekli öğretmen arkadaşımızın bu konuda bir çalışması varsa, bir program varsa gelsinler, Milli Eğitim'de paylaşalım. Ona da yararlanalım. Ama eğitimde birçok konuda şatafat yapılıyor. Gereksiz çalışmalar yapılıyor anlamındaki sözlerine katılmıyorum. Çünkü eğer Cumhuriyet Bayramı'nı bir günde değil de bir ay içerisinde kutluyorsak, eğer 19 Mayıs bayramlarını, 23 Nisan bayramlarını ay boyunca kutluyorsak, sportif etkinliklerini, birçok etkinlikleri çok uzun zamana yayıyorsak, 5000 öğrenciyi sportif etkinliklere katabiliyorsak, bu bana göre şatafat değil, eğitimin kendisidir. Bu yıl, önümüzdeki yılda bu konuda çalışmalarımız devam edecektir. Sanıyorum ilgili arkadaşımızı yanlış bilgilendirmişlerdir. Bundan dolayı lütfen ilgili emekli olan arkadaşımız kimse, kendisi gelsin bir eğitimci arkadaşımız, kendi bilgilerinden faydalanmak istiyoruz. Kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle eğitime emeği geçen, İnegöl eğitiminin bir adım öne gitmesinde canla başla çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu arada OKS sınavları sonuçları geldi. Başvurular başladı. 11 Temmuz'da başlayan başvurular 28 Temmuz günü bitecektir. İlgili öğrencilerimizin, velilerimizin mutlaka okul idarelerine, rehberlik araştırma merkezine veya dershanelere başvurarak tercih konusunda yararlanmaları mümkün olacaktır. Yine ÖSS ile ilgili de sonuçlar geldi. Ve şu anda 3 Ağustos'a kadar sonuçlarımız tercihler yapılacaktır. Yine ilgili öğrencilerimizin mutlaka çok düşünmelerini istiyoruz. Dershanelerle, okul müdürleriyle, rehberlik araştırma merkeziyle danışarak karar vermelerini istiyoruz. Çünkü artık tercihlerden geri dönüş olmayacak. Pişmanlık fayda etmeyecek. Bundan dolayı son kararı verirken iyi düşünmelerini istiyoruz. Bunu yaparken kulaktan dolma bilgilerle değil de okul idareleriyle, okullardaki rehber öğretmenlerinden faydalanmalarını istiyoruz. Rehberlik araştırma merkezindeki öğretmenlerimiz akşama kadar görev başında, danışman komisyonumuz orada görev yapıyor. Onlardan faydalanmayı bekliyoruz. Yine dershanelerdeki ehil olan, bu konuda uzman olan arkadaşlarımızdan yardım alabilecekler ve bu konuda tercihlerini bekliyoruz. Gecikmeye mahal vermeden bu konuda velilerimizin, öğrencilerimizin önem göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimiz ne kadar daha fazla fen liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu Liselerine girerlerse, liseyi bitiren arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ne kadar üniversiteye giderse o İnegöl'ün başarısı olacaktır, Milli Eğitim'in başarısı olacaktır, İnegöl'de yaşayan herkesin başarısı olacaktır. Bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Tabii ki başarı derken bizim İnegöl'deki okullarımız, gerek Anadolu liselerimiz, gerek Anadolu Öğretmen Lisemiz, gerek Fen Liselerimiz henüz mezun vermediler. Bu mezuniyet 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Hedefimiz 4 yıl içerisinde ÖSS'de ve OKS'de Bursa birincisi olmak ve Türkiye'de derece almaktır. Bu mezuniyet verildikten sonra bu sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ben bu vesileyle bizim çalışmalarımızı İnegöl'le paylaştıran ve buluşturan basın mensuplarına, televizyonlarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı sonuçlarla, hayırlı okullara gitmelerini bekliyorum. Ve artık İnegöl eğitim adına gerçekten güzel şeyler oluyor. Bunun karşılığında da öğrencilerimizin güzel okullara gideceklerine inanıyoruz.
OKS sonuçlarını tercih eden velilerimizden de artık İnegöl'ümüzde İnegöl Medya Hale Çelik Fen Lisesi var. Mutlaka Fen Lisesi'ni tercih etmelerini bekliyoruz. İnegöl'de artık Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi var. İki tane daha Anadolu Lisemiz var. Mutlaka bu okulları öncelikle tercih etmelerini bekliyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.